Yeni bir pratik dersimize hoş geldiniz. D4'e Benko oynayalım bugün. Benko'da da siyahlar bir piyon feda ediyor vezir kanadından. Hatları açıp daha sonra buradan bir baskı kuruyor. Bakın burada bilmemiz gereken at C3 geldiğinde fil A6 almalıyız. E4 sürdüğü zaman tempo kazanacağız çünkü fil F1 alıp. Rokunu bozduracağız. Rokunun bozulması kötü değil burada. Çünkü merkez açık değil ve şaha ulaşamıyoruz. Ama bir tempo kazandırıyor bize. Şimdi şah G2'deyken ilginç bir varyant var. Bu çaprazın açık olduğunda tehlike yaratacağını göreceğiz eğer izin verirse. Genelde kaleye 1 oynayabiliyorlar burada. Kaleye 1 oynadıkları zaman ilginç bir varyant var. Kale A6. Bu çok eski bir varyant. Bunu Hakan Erdoğan'a Türkiye Şampiyonası'nda oynamıştım ben. Bayağı olmuştu. Burada siyahların fikri, bakın vezir kanadına oynamak değil sadece. Gelip kale E8'i E6 oynayıp sonra D5 oynayıp merkezden ilerliyorlar. Rakibim merkezden ilerlememi istemedi. Kalite kaybediyor bunu oynayarak. Şimdi kalitenin dışında aynı zamanda D5 piyonu da artık izole, yani yalnız kalmış ve zayıf. İstersen fil C3 alıp vezir D5 alabilirim. Çünkü taşlar azaldığı için artık siyah kare zayıflığı o kadar etkili değil. Saldırı anlamında saldırı yapamıyor. 6. at eden kalelerim koruyabiliyor. Şu an D5'e baskım var. Tabii ki izin verirse E6 oynayacağım. D5'i almak yerine E6 oynayıp kaleyle aldığımda, yani E6 oynayacağım. Alınca kaleyle aldığımda artık dikey açık buradan saldıracağım. Şöyle bir kuralımız var. Materyal öndeyken önde olduğumuz materyalle ilgili hamleler yapmalıyız. Yani benim önde olduğum materyal kale olduğu için ben hatları açmalıyım. Kalemi kullanmak istiyorsam. C5'i istiyor. C4 sürebiliriz çünkü D5 piyonu istekte olacak vezir C4'ü istemeye kalkarsa. Aynı zamanda bu piyonu baskılıyor halen. Bir de kale A5'ten D5'e baskı kuruyor. Yani baskılıyor derken geri kalmış piyon gibi tepki verebiliyor bu piyon. Çünkü ilerleyemiyor. Bir baskı altında ya bir baskı oluşuyor. Baskı altında kalıyor. Rakibimiz düşünüyor. F4 oynadı. Fil G7. Filimiz şimdi sağlam bir yerde. Kale A5 istiyorum. D5'i alacağım. F6 oynayıp D6 oynar mı diye düşünüyorum. Çok mantıklı gelmiyor bana. Kale D8. D5 piyonunu alacağım. Evet, rakip halen gelişimini tamamlayamadı. Burada düşünmemin sebebi kaleyle mi alsam diye düşünüyorum. Evet, piyon yapımı biraz bozuyor ama yani 6. ataydan da bir atak başlatabilirim diye.
Sadece bir düşünce. Öyle kısa bir anlık bir düşünce. Kale G6'da olabilirdi. At C3 gelirse artık fil C3 alabilirim. Çünkü D5 piyonuna düşüyor. Bakın gelişim sıkıntısı ciddi bir sıkıntı. Beyazlar ne konumu savunmak için oynayabilir, mücadele edebiliyor. Yani ne konumu savunmak için mücadele edebiliyor gelişim olmadığı için. Ne de karşı şans yaratabiliyor yine gelişim olmadığı için. Evet E7 istiyor. Kale D5 de başlayabilirim. Veya Vezir D5 alıp değişebilirim basitçe. Vezir D5 de güzel hamle çünkü Vezir D5 aldığında Vezir D5 alırsa Kale D5, Fil E7'ye Kale E5. Yani aldığında alıyorum. Fil E7, kale E5. F6 karesinden at F6 oynayarak kurtulamıyor çünkü kalem F6'yı tutuyor. Mouse'a güvenemediği için hamleyi yapmak yerine tıklayarak götürüyorum. Yani böyle. Evet şimdi taş kaybetti. At C5 gelebilir. At C5 geldiği takdirde de kale C6 oynayabilirim. Hem fili hem atı istiyor oluyorum artık. Ve terk etti. Yine güzel bir maç oldu. Bir sonraki maçımızda görüşmek üzere.